Herkese merhabalar şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oklava ya da merdane kullanmadan çok kolay bir yöntemle el açması kıymalı börek hazırladım. Buyurun videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. Tabağımın içerisine 2 su bardağı ılık su alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilavesi yapıyorum. 1 yemek kaşığı sirke ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra unumu ilave ediyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. O miktarı mutlaka sizlerde farklılık gösterebilir. Lütfen kontrolü olalım. Hamurumu tabağımın içerisine toparlıyorum ve daha sonra tezgahımın üzerine alarak pürüzsüz bir kıvam alın edik. Yoğurmaya başlıyorum. Hamurunuzu ne kadar özleştirerek yoğurursanız bir o kadar güzel börek elde etmiş olursunuz. Hamurun kıvamı çok sert olmamalı, ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde ediyorum. Bu börek tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Oklavaya da merdane kullanmadan çok kolay bir yöntemle hazırladım. Herkes kolaylıkla hazırlayabilir. Hamurumu gördüğünüz şekilde çok güzel bir şekilde yoğurdum. Daha sonra toparlıyorum ve sizlere bir kıvamını göstereyim. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur oldu. Bu aşamadan sonra hiç dinlendirmiyorum. Silindir haline getirip 12 parçayı kesiyorum. Hiç merak etmeyin 12 tanesini tek tek açmayacağız. Gerçekten yapımı son derece kolay. Kestiğim parçalardan gelişi güzel bezeler hazırlıyorum. ve daha sonra tabağımın içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ilavesi yapıyorum bezelerimin her tarafına gelecek şekilde sıvı yağ ile yağlıyorum bu aşama çok önemli mutlaka her tarafına gelecek şekilde yağlayalım Bezelerimi yağladıktan sonra üzerini kapatıyorum ve en az 10 dakika dinlenmeyi bırakıyorum. Bu aşama çok önemli arkadaşlar. Mutlaka bezelerimizi 10 dakika dinlendirelim. Bu sayede oklava ya da merdane kullanmadan çok kolay bir yöntemle açılacaktır. Bezelerimiz dinlenirken biz de o sırada 100 gram kadar tereyağı eritelim ve dolabın içerisine alalım. Bakın bezeler gayet güzel bir şekilde dinlendi. Ne kadar güzel esnediğini görüyorsunuz. Hazırladığım bezeleri tezgahımın üzerine alıyorum. Oklava ya da merdane kullanmadan elimle çok kolay bir şekilde açıyorum. Sadece çay tabağının büyüklüğünde açmamız yeterli. Bu aşamada lütfen fazla büyütmeyelim. Bu arada arkadaşlar videomu beğeniyorsanız beğeni vermeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınız gerçekten beni çok mutlu ediyor. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Buzdolabından tereyağımı çıkardım. Bakın çok güzel bir şekilde soğumuş. Mutlaka soğuması gerekiyor arkadaşlar. Bu önemli püf noktayı lütfen atlamayalım. Sadece 6 tane açtığım bezenin üzerine tereyağımdan sürüyorum. Yarım yemek kaşığı olarak ve ikişer grup haline getiriyorum. Yani iki tane bezeyi birleştiriyorum. Gerçekten yapımı son derece kolay. Herkes ama herkes kolaylıkla hazırlayabilir. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Grup haline getirdikten sonra bir kenara alıyorum. Mutlaka üzerlerini kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Biz de o sırada iç harcını hazırlayalım. Bunun için küp küp doğradığım soğanı tavamın içerisine alıyorum ve güzel bir şekilde kavuruyorum. Daha sonra baharatlarını ilave ediyorum tuz, pul biber ve karabiber hepsini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu iç harcı arkadaşlar çok fazlaydı. Bu börek tarifi için ben yarı yarıya kullandım. Bunu da belirtmiş olayım. Üzerine 400 gram kadar kıyma ilavesi yapıyorum. Ve kıyma pişene kadar güzel bir şekilde karıştırıyorum. Topaklanma olmasın. Ben kıymalı börek hazırladım. Dilerseniz patatesli veya peynirli de hazırlayabilirsiniz. Tamamıyla tercihe bağlı. Kıyma piştikten sonra altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Geri kalan tereyağının üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Ve artık tezgahımın üzerine biraz sıvı yağ tereyağı karışımından döküyorum ve öncelikle elimle daha sonra çekiştirerek açmaya başlayacağız gördüğünüz şekilde iki tane bezi üst üste açıyoruz gayet pratik oluyor gerçekten zamandan tasarruf bu aşamada hiç gözünüz korkmasın beze dinlendiği için gayet pratik bir şekilde açılıyor zaten yırtılma dahi olursa hiç sorun değil katlama aşamasında kaybolup gidecektir Mutlaka açmadan önce arkadaşlar tezgahımızın üzerini yağlamayı unutmayalım. Gerçekten çıtır çıtır, lezzetli mi lezzetli bir börek ortaya çıkıyor. Dilerseniz kahvaltılarınıza veya çay saatlerinize gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Gerçekten hamur o kadar güzel açılıyor ki dakikalar içerisinde çok pratik bir şekilde açabilirsiniz. Hamurumu büyüttükten sonra üzerine çok fazla olmayacak şekilde sıvı yağ tereyağı karışımından gezdiriyorum. Ve özellikle yan kısımlar biraz daha açtıktan sonra katlama aşamasına geçiyorum. İki uç kısmı ortada birleştiriyorum ve her katlama aşamasında mutlaka elimizle düzeltelim. Kanalımın içerisinde birçok börek tarifi bulabilirsin. Şekerli ve tuzlu yazarak kanalıma rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Katlama aşamasından sonra aynı şekilde hafif bir şekilde tereyağı sıvı yağ karışımından sürüyorum ve daha sonra iki katlıyorum. Bütün bezelerimi aynı şekilde aynı yöntemle hazırladım. Ve artık 6 tanesi de hazır. Gördüğünüz üzere. İlk yaptığımızdan açmaya başlayalım. Çünkü dinlenmiş olacaktır ve pratik bir şekilde açılacaktır. Bu aşamada çok fazla büyütmüyorum. Biraz açıyorum ve daha sonra iç harcını ekliyorum. Gerçekten yapımı son derece kolay ve aynı zamanda çok lezzetli bir kıymalı börek ortaya çıkıyor. Gördüğünüz şekilde çok sıkı olmayacak şekilde e, rula şeklinde sarıyorum. Tam ortasından ikiye kesiyorum. Yani tek bezeden iki tane börek elde etmiş oluyorum. Ve gül şeklinde sarıyorum. Sizlere hemen diğerini de hazırlayayım. Gerçekten hazırlaması son derece kolay. Dilerseniz iç harcı olarak peynirli de hazırlayabilirsiniz. Gerçekten çok yakışıyor. Bütün böreklerimi aynı şekilde, aynı yöntemle hazırladım ve tepsimin içerisine alıyorum. Daha sonra üzerlerine geri kalan tereyağı sıvı yağ karışımını sürüyorum. Dilerseniz yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırına gönderiyorum. Üzerlerine her gibi kızardıktan sonra fırından alıyorum. Gerçekten üzeri pul pul dökülen, içi ise kat kat çıtır çıtır bir börek ortaya çıktı. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Son aşamalarda gerçekten çekim benim için biraz zor oldu hava yağmurlu olduğu için ama e, sizlere bir iç kısmını göstereyim gerçekten tel tel oldu hiçbir şekilde hamurlaşma olmadı her katını gerçekten tek tek sayabilirsiniz hepsi tül gibi incecik umarım bu tarifi beğenmişsinizdir bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.